Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısilemde ve flüemde taşımayı anlattık. Basınç akış teorisinden, diğer teorilerden bahsettik. Şimdi geliyoruz stomaların açıp kapanma mekanizmasına. Arkadaşlar, bu arada diğer videoda söylemeyi unuttum. Flüemde taşıma gerçekleşirken enerji harcanır ama kısilemde harcamaz. Notların arasına yazdım zaten. Flüemde unutmayı şeker yüklemesi yapılırken enerji harcanır. Evet, şimdi stomaların açılıp kapanma mekanizmasından bahsedeceğim size ve terlemeye etki eden faktörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Böylece bitkilerde taşıma olayını da bitirmiş olacağız. Stomaların açılıp kapanması, hani terleme olayı burada gerçekleştiği için, taşımayla ilgili olduğu için, o yüzden açıp kapanmayı da burada anlatıyoruz arkadaşlar. Şöyle diyelim, stomaların, nasıl yazdım? Stomaların açılıp kapanması. Açılıp kapanması. Şimdi arkadaşlar, stomaların açılıp kapanması olayını anlamak için ilk önce stomanın yapısından bahsedeceğim. Sonra stomaların açılıp kapanması olayından bahsedeceğim. Şimdi benim yine o posterim gelsin buraya. Arkadaşlar, bu posterden size stomanın yapısını şöyle bir göstereyim. Hem de buraya da çizeceğim zaten. Bakın, stomanın yapısına baktığımız zaman stomada iki tane bekçi hücresi vardır arkadaşlar. Bekçi hücreleri. Bu bekçi hücreleri açılıp kapanma özelliğine sahiptir. Bunlar şu, bakın, iç duvarda oluşan basınç sayesinde, turgor basıncı sayesinde kapanırlar. Turgor basıncının azalmasıyla da açılırlar. İşte bekçi hücrelerinin açılıp kapanmasından dolayı gaz alışverişi gerçekleşiyor burada. Etrafında bulunan hücreler de komşu hücrelerdir arkadaşlar. Buralarla hem su alışverişi yapıyor hem besin alışverişi yapıyor. Bu şekilde açılıp kapanma mekanizmasını anlatacağız biz size. İlk önce stomanın şeklini kendi kağıdımıza da çizelim. Çünkü onun üzerinden anlatacağım ben. Sonra da stomanın açılıp kapanma mekanizmasını anlatalım arkadaşlar. Şöyle bunu kaldırıyorum. En azından şekil olarak nasıl olduğunu gördük. Şimdi stomayı düşündüğümüz zaman hemen şekli çizeyim. Evet, ben şöyle çizdim arkadaşlar. Şimdi bekçi hücrelerini, bir de komşu hücreleri çizdim. Komşu hücreyi bir taneymiş gibi gösterdim ama bir sürü komşu hücre vardır bu arada, unutmayın. Şimdi şunlar nedir? Stomanın bekçi hücreleridir. Bekçi hücre. Bunlar da fotosentez gerçekleşir arkadaşlar. Şurası iç çeperdir. Şurası da dış çeperdir. Daha sonra şunlar da nedir? Komşu hücrelerdir. Komşu hücre. Şu da aynı şekilde komşu hücre. Peki stomalar açılıp kapanırken neye göre yapıyor? Arkadaşlar, şu kısma açılma mekanizmasını, açılma, şu kısma da kapanma mekanizmasını yazacağım. Kapanma. Şimdi neler oluyor? Bakın anlatalım. İlk önce açılma mekanizmasından bahsedeyim. Arkadaşlar, gündüzleri, şimdi açılma olayı gündüz gerçekleşiyor ya, kurak ortam bitkileri hariç bu arada. Bunların karşılaştırmasını da vereceğim bu videoda. Gündüzleri bekçi hücrelerinde fotosentez olayı artıyor. Şimdi fotosentez artıyorsa glikoz miktarı artar mı? Artar. O zaman ilk önce şunu yazalım. Bakın, 1. Bekçi hücrelerde fotosentez artar. Şimdi fotosentez arttığı için arkadaşlar glikoz miktarı artar. Bakın, glikoz miktarı artar. Şimdi glikoz artıyorsa, bakın, glikoz üretimini, yani fotosentezi düşünelim. Şimdi fotosentez yapılırken ortamdaki karbondioksit miktarı ne olur? Azalır. Karbondioksit azalırsa pH ne olur arkadaşlar? pH artar. Çünkü karbondioksit asidik bir özelliğe sahiptir ve bulunduğu ortamdaki asitliği artırıyor. Yani pH'ı düşürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada bahsedeceğimiz olayda da karbondioksit miktarı azaldığı için pH ne oluyor? Yükseliyor. pH yükseldiği zaman fosfolaz dediğimiz bir enzim vardır. Bu enzim nişastayı glikoza dönüştürüyor arkadaşlar. O zaman hemen yazalım, bakın. Burada aslında ozmotik basıncın artırılması için gerekli olan her şey yapılıyor. Hem fotosentezde glikoz üretiliyor hem de nişasta glikoza dönüştürülüyor. O zaman şöyle yazalım. Fotosentez sonucu karbondioksit azalır. pH yükselir. Böylece pH yükseldiği için fosforilaz enzimi devreye giriyor. Fosforilaz enzimi ile
Enzimi nişastayı glikoza dönüştürür veya glikoz fosfata dönüştürür. Glikoz fosfata dönüştürür. Şimdi bu dönüşüm gerçekleşti. Arkadaşlar sonuçta fotosentez için ışık da geliyor mu buraya? Geliyor. Bakın şöyle 4 numaraya şuradan devam ediyor. 4 numara. Şimdi ışık geliyor değil mi? Işığın etkisiyle potasyum iyonları komşu hücrelerden yani buradan nereye giriyor? Bekçi hücrelerine giriyor. Yani bekçi hücrelerindeki ozmotik basıncı artırmak için gerekli olan her şey yapılıyor. Bakın buradaki mantık ozmotik basıncın artmasıdır. Mantık bu. Ne yapıyor arkadaşlar? Işıkla birlikte potasyum iyonları komşu hücrelerden bekçi hücrelere girer. Sonra ne olur peki? Bekçi hücrelerde bakın beklenen gerçekleşti. Bekçi hücrelerde ozmotik basınç artar. Bekçi hücrelerde ozmotik basınç artar. Peki ozmotik basınç artıyorsa bekçi hücre ne diyor? Bekçi hücre diyor ki komşu komşu hu, geldim sana. Benim ozmotik basıncım arttı, suya ihtiyacım var diyor. Komşu hücreden ne alıyor arkadaşlar? Su alıyor. Bekçi hücreler komşu hücrelerden su alır. Daha sonra arkadaşlar bu suyun alınmasıyla birlikte de turgor basıncı artar. Bakın aslında başlangıçtaki temel mantık ne? Bakın şuraya kadar ozmotik basıncı artırmak. Sonra da ozmotik basıncı düşürüp turgor basıncını artıracağım ki şuradaki çeperlere baskı yapsın ve ne yapsın? Stomanın açılmasını sağlasın. O zaman şöyle diyorum 7. basamağımızda bekçi hücrelerde turgor artar. Turgor basıncı artar ve çeperlerin gerilme farkıyla stomalar açılır. İşte bu kadar. Açılma olayı böyledir. Açılma olayında bakın dediğim gibi ilk zamanlarda temel mekanizma nedir? Ozmotik basıncı artırma üzerinedir. Yani size soruda dese ki işte aşağıdakilerden hangisi stomaların açılması sırasında görülür dese veya görülmez dese. Ne arıyorsunuz arkadaşlar? Açılma ile ilgili ben ne biliyorum? Ozmotik basıncın artması lazım diyorum bakın ilk başta. O zaman siz fotosentez artar derse evet tamam ozmotik basıncı artırıyor. Glikoz artar derse ozmotik basıncı artırıyor. İşte nişasta glikoz fosfata dönüşür derse evet ozmotik basıncı artırıyor. Potasyum içeri girerse ozmotik basınç artıyor. O zaman ozmotik basıncı artıranları ben nereye alacağım? Bakın açılmaya alacağım. İlk başta tabii ki. Sonrasında ne olacak? Sonrasında komşudan su alacak ve turgor basıncı artarak şuradaki çeperlere basınç yapacak ve bu basınçla birlikte stomalar açılacak. Şimdi açılma olayı bu şekilde. Gelelim kapanma olayına. Kapanma ne zaman gerçekleşiyor? Geceleri. Bakın kurak ortam bitkileri hariç dediğim gibi çöl bitkilerinde tamamen tam tersi durumu vardır arkadaşlar. Şimdi burada kapanma olayında nasıl bir olay gerçekleşiyor? Hemen bakalım. Arkadaşlar gece bekçi hücrelerdeki fotosentez olayı duruyor. Fotosentez olayı durduğu için şimdi karbondioksit kullanılıyor mu? Fotosentez duruyor sonuçta. Kullanılmıyor değil mi? Glikoz üretiliyor mu? Üretilmiyor. Karbondioksit arttığı için bu sefer de pH ne oluyor? Düşüyor. pH düştüğünde fosforilaz enzimi inaktif hale geliyor arkadaşlar. Yani fosforilaz enzimi artık çalışmıyor. Ve başka bir enzim gelip glikozu neye dönüştürüyor? Fazla glikozu nişastaya dönüştürüyor. Yani bu olayların tam tersi gerçekleşiyor arkadaşlar. Tam tersi olduğu için de yani şuradaki olayın tam tersi olduğu için de ne olur? Bu sefer de ozmotik basınç düşüyor. Yani sürekli su üretiliyor. Bu sefer de turgor basıncı artıyor ilk başta. Turgor basıncı artıyorsa ne olacak? Dedi ki ben senden dedi gündüz ne almıştım? Su. Gündüz aldığım suyu gece veriyorum komşum diyor. Hemen
Bekçi hücreler komşu hücrelere su veriyor arkadaşlar. Ve su verdikten sonra turgor basıncı azalıyor. Böylelikle hop çeperler kapanıyor. Yani stomalar kapanmış oluyor. İşte mantığımız, basit mantığımız budur arkadaşlar. Bu arada kapanma sırasında bekçi hücrelerdeki potasyumlar da nereye gider? Komşu hücrelere gider. O zaman hemen yazalım isterseniz basamakları. Şöyle bir diyorum. Gece fotosentez durur. Şimdi fotosentez durduğu için bekçi hücrelerde karbondioksit artar. pH düşer. pH düşer. pH düştüğü için de arkadaşlar, yani asitlik arttığı için de böylece glikozlar nişastaya dönüşür. Şimdi bakın, nişastaya dönüşürken bir dehidrasyon olayı var. Dehidrasyon olayında su oluşturuluyor mu? Evet, oluşturuluyor. Dolayısıyla buradaki ozmotik basınç ne oluyor? Düşüyor, turgor basıncı artıyor. O zaman kapanmadaki temel amaç, bakın ilk baştaki amaç nedir? Turgor basıncını artırmaktır. Turgor basıncını artırıyor, en son azaltarak ne yapıyor? Hop, kapatıyor arkadaşlar, unutmayın. Bakın, ilk başta turgor basıncını artırmak, yani ozmotik basıncı düşürmektir. Tamam? Normalde açılmada ilk amaç nedir? Ozmotik basıncı artırmak. Kapanmada ilk amaç ozmotik basıncı düşürmektir. Gelelim üçüncü basamağımıza. Bekçi hücreler komşu hücrelere potasyum moleküllerini gönderir. Bunu da gönderdi. Ne oldu bunu gönderince? Bu sefer iyice arkadaşlar ozmotik basınç düştü. Ve 4 diyorum. Sonuçta derişim azaldığı için ozmotik basınç düşüyor. Bu sefer arkadaşlar bekçi hücreler hani ozmotik basıncı düştü, turgoru arttı ya, bekçi hücreler komşuya su gönderir. Yani diyor ki gündüz aldım suyu, artık ben sana gönderiyorum diyor. Son olarak da ne oluyor arkadaşlar? Bekçi hücrelerde turgor basıncı azalır ve stomalar kapanır. Evet, stomaların açılıp kapanma mekanizması işte bu kadar arkadaşlar. Bu arada stomaların konumuyla ilgili şunu da söyleyeyim. Hani ilk başta konuya başlarken demiştik de stomaların konumlarına göre, stomanın yapısını anlatırken. Eğer ki bir stoma epidermisin üstünde yer alıyorsa, yani üst seviyesinde yer alıyorsa, o zaman o bitki nemli ortam bitkisidir. Ama böyle içe gömülmüşse, epidermisin alt seviyesinde yer alıyorsa arkadaşlar, o da kurak ortam bitkisidir. Unutmayın. Alt tarafta yer alıyorsa kurak ortam bitkisi, üst tarafta yer alıyorsa nemli ortam bitkisidir diyoruz. Evet, stomalarla ilgili, açılıp kapanmayla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi bir de terlemeyi etki eden faktörlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sonra kurak ve sulak ortam bitkilerini karşılaştıracağım ve bu videoyu burada bitireceğim. Şöyle aynı sayfayı kullanayım, ben farklı sayfaya geçmeyeyim. Şuraya şöyle yazayım, bakın terlemeye, sonuçta terleme stomalarla gerçekleşiyor. Terlemeye etki eden faktörler diyelim. Arkadaşlar başlık başlık vereceğim bunları ve yanına işte nasıl etkilediğini yazacağım. Şöyle, birincisi ilk olarak havanın nemi arkadaşlar. Bakın hava, şöyle bir diyorum, havanın nemi. Şimdi havanın nemi arttıkça terleme hızı ne olacak? Azalacak. Havanın nemi arttıkça terleme hızı azalır. Hava nemi arttıkça terleme azalır. Şimdi neden böyle? Şöyle düşün, bakın. Bitkiler için söylüyoruz tabii ki bunu. Şimdi havadaki nem nedir? Havadaki su, yoğunlaşmış sudur aslında. Yani buharlaşmış sudur arkadaşlar. Havada çok miktarda böyle buharlaşmış su varsa bitki terleme yapabilir mi? Yapamaz. Sonuçta havanın kuru bir sıcak vermesi lazım ki bitki terleme yapabilsin. Bu yüzden de nemli havalarda bitkiler çok fazla terleyemezler. Sıfıra düşmez ama azalır arkadaşlar. Karbondioksit yoğunluğu. Bu da nasıl etkiliyor? Arkadaşlar
Yine karbondioksit yoğunluğu arttıkça, CO2 arttıkça terleme ne olur? Azalır. Neden peki böyle? Sonuçta karbondioksit miktarı artınca ne olacak? pH düşecek. pH düşünce arkadaşlar glikoz molekülleri nişastaya çevrilecek. Nişastaya çevrilirse ne olur? Dehidrasyon olduğu için su üretilir. Su üretildiği için de arkadaşlar terleme ne olur? Düşer. Dolayısıyla komşu hücrelerden su alamadığı için, sonuçta kendi suyunu kendisi üretiyor, komşu hücreden su alamadığı için terleme olayı da düşüyor. Gelelim üçüncü faktörümüze, rüzgar. Arkadaşlar rüzgar arttıkça, bakın rüzgar arttıkça terleme de artar. Kadınlar iyi bilir, çamaşır astığınız zaman eğer hava rüzgarlıysa 1-2 saat içerisinde, hatta çok fazla geçmeden kurur. Neden? Çünkü rüzgar terlemeyi, yani buharlaşmayı artırır arkadaşlar. Dolayısıyla rüzgarla terleme olayı doğru orantılıdır. Dörde geliyorum, sıcaklık. Şimdi sıcaklık diyelim şöyle. Arkadaşlar sıcaklık her 10 derece arttıkça terleme hızını artırıyor. Ama belirli bir sıcaklıktan sonra bitki kuruma riskine giriyor. Yani diyor ki ben kuruyabilirim diyor. Hani böyle bir algı oluşuyor kendisinde ve genellikle 30-35 dereceden sonra artık bitkide arkadaşlar stomalar kapanıyor ve terleme olayı gerçekleşmiyor. Bitkinin işte vücut ısısı düşürüyor. O yüzden şöyle diyorum, bakın sıcaklık arttıkça belli bir miktar terleme artıyor. Sonra ne oluyor? Terleme düşüyor. Burada ne oluyor? Burada stomalar kapanıyor. Stomalar kapandığı için de terleme olayı gerçekleşmiyor arkadaşlar. Azalıyor. Evet, böylece biz bunları anlatmış olduk. Şimdi terlemeye etki eden faktörler dedik. Şimdi bir de kurak ortam bitkileriyle sulak ortam bitkilerin özelliklerini böyle karşılaştırmalı olarak vereyim. Sonra da bu videoyu bitirelim. Şöyle kurak ortam bitkileri diyorum. Kurak ortam bitkileri. Şuraya da arkadaşlar sulak ortam. Sulak ortam bitkileri. Şimdi ikisini ben şöyle kurak ortamı yazacağım. Mesela karşısında sulak ortam için kısaca yazacağım. Öyle yapacağız. Şimdi kurak ortam bitkilerinde stoma sayısı. Stoma sayısı nasıldır sizce? Azdır değil mi? Çünkü zaten terlemeye ihtiyacı yok. Sonuçta kurak ortam bitkisi su ihtiyacı fazla. O yüzden terleme yapmıyor. Ama sulak ortam bitkilerinde stoma sayısı fazladır. Gelelim stomanın konumuna. Arkadaşlar stoma epidermisin alt yüzeyindedir. Alt epidermisin alt yüzeyindedir. Şöyle yazalım. Alt epidermisin alt yüzeyindedir. Hani size bir şey göstermiştim ya, yaprak. Bakın şurada, hatta hemen burada göstereyim. Aslında bu alt konumlu bir stomadır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın stoma nerede? Bakın şu üst epidermis, şu alt epidermis, alt epidermis de değil mi? İşte bu nedir? Kurak ortam bitkisinin yaprağıdır diyebiliriz. Alt konumlu olduğu için, ama bütün alt konumlularda hani kurak ortam bitkisidir diyemeyiz arkadaşlar. Burada nerede? Bakın burada da üst epidermisin, üst epidermisin üst yüzeyinde, üst yüzeyindedir. Gelelim yine kurak ortam bitkisine. Kütükula burada kalındır. Kütükula kalın. Burada da arkadaşlar kütükula ince. Kütükula ince. Yine kurak ortam bitkilerinde yapraktaki tüy sayısı fazladır. Yaprakta tüy fazla. Neden? Çünkü tüyler de arkadaşlar terlemeyi engelliyor. Burada da yapraktaki tüy sayısı azdır. Sonra kurak ortam bitkilerinde kazık kök bulunur. Sulak ortam bitkilerinde arkadaşlar genelde saçak kök vardır. Saçak kök genelde. Sonra geliyorum. Kurak ortam bitkilerinde emici tüyler fazla. Bakın kök emici tüyler. Kök emici tüy fazla. Burada az, zaten yeterince alıyor. Yine son olarak gövde su depo eder burada. Gövde su depo eder. Burada arkadaşlar depo etmiyor.
Evet, bu şekilde stomaların açıp kapanmasını, terleme etki eden faktörleri, kulak ve sulak hortum bitkilerini anlattık. Sonraki videoda bitkilerde beslenme, hormonlara geçeceğiz arkadaşlar. Harekete geçeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.